herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan kadın girişimcilerin e-ticarete girebilmelerini sağlayan bir e-ticaret platformu aslında. Kadın girişimci sisteme dahil olur olmaz 2 saat içerisinde e-ticaret yapmaya başlayabiliyor. Ve bunu sanki bir sosyal medya platformu düzenlermiş gibi yapıyor. Sanki Facebook'ta bir profil düzenlermiş gibi yapıyor. Arka tarafta bizim yapmış olduğumuz Facebook, Instagram entegrasyonlarıyla birlikte de o büyük markaların yapmış olduğu Facebook, Instagram entegrasyonlarının profesyonel bir destek almadan sahneler içinde yapabiliyor. Ve Instagram veyahut da Facebook sayfası açabiliyor. Ticaretine başladıktan sonra stok takibinden tut da varyant takibine kadar hepsini yapabiliyor. Alınmış olan siparişin ödemesini kredi kartla alıyor ve bütün ödemelerini bir iş günü sonrasında hesabına yatırıyoruz. Ayrıca kargo takibi yapabiliyor ve bizim anlaşmalı olan kargolarımızdan da %70 indirim sağlıyor müşteri. Bu %70 indirimle birlikte kargosunu gönderiyor, kargo takibini hem müşterisi yapabiliyor hem kendisi yapabiliyor ve bu sayede de müşteri memnuniyeti artmış oluyor. Shopalm'i 2021 yılının Şubat ayında kurduk ve 3 milyon TL değerleme ile Bankalarası Kart Merkezi Eski Genel Müdürü Sayın Sertaç Özünal ve Chrome yazılımından Nisan ayında ilk yatırımımızı aldık. Bu yatırımla birlikte ilk müşterimizi içeri aldık ve bu geçen 6 aylık süre içerisinde yaklaşık 10 kat büyüdük. Hem müşteri adedimizde hem de yapmış olduğumuz işlem hacminde. Pandeminin etkisiyle birlikte şunu da çok iyi gördük. Dünyada yaklaşık 4.2 milyar insan sosyal medya kullanıyor ve günlük ortalama Türkiye'deki Instagram ve hatta Facebook gibi sosyal ağlara girme süresi dünya ortalamasının üzerinde. Dünyada 2.5 saatken Türkiye'de 2.7 saat ve artık büyük markalar bile Instagram'da, Facebook'ta yer almaya çalışıyor. Çünkü aslında oralar sadece bir sosyal ağ değil, aynı zamanda bir e-ticaret merkezine dönüşmüş durumda. İnsanlar reklamlarını oradan yapıyor, firmalar reklamlarını oradan yapıyor, satışlarını oralardan gerçekleştiriyorlar. Ve bu Instagram'la Facebook'da yapmış olduğu entegrasyon sayesinde kadın girişimciler herhangi bir bedel ödemeden, herhangi bir giriş ücreti, aylık ayaklar, yıllık yenileme ödemeden direkt şeye geçiyorlar. E-ticarete giriş yapabiliyorlar. Bu özelliklerin haricinde dünyaya açılmayı da kolaylaştırıyoruz. Bir kadın girişimci dünyaya açılmak istediği zaman gidip bankadan sanal post alması mümkün değil dünyada bir ticaret yapacağı için. Veyahut da kargo anlaşmalarını yapması çok fazla mümkün gözükmüyor. Ve biz bunların hepsini tek bir çatı altında aslında toplamış oluyoruz ve dünyaya da ticaretlerini açabiliyorlar. Eğer bu yeni alacağımız, fonumuzdan alacağımız yatırımı başarılı bir şekilde kapatabilirsek kitlesel fonlanmayı, bu sefer Türkiye'deki operasyonlarımızı büyütüp bir süper app haline geleceğiz ve bu sayede dünyada da bir marka edinmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün burada yaşanan problemler haliyle Azerbaycan'da da yaşanıyor, Türkmenistan'da da yaşanıyor, İsviçre'de de yaşanıyor, Amerika'da da yaşanıyor. Rakiplerimize baktığımızda en büyük avantajımız bütün bu vermiş olduğumuz paneldeki sistemin herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan herkes tarafından kullanılabiliyor olmasını sağlamamız ve dünyada da rekabetçi hale geleceğimizi düşünüyorum.